Bu yıl 59.sü düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, sanatçı ve oyuncuların halkla buluştuğu geleneksel kortejle başladı. Pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen 2 yılın ardından bu yıl tekrar düzenlenen korteje ilgi yoğun oldu. Sinemanın kalbi 59. kez Antalya'da atıyor. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali geleneksel kortejle başladı. Birbirinden ünlü isimler klasik arabalarla halkı selamladı. Görkemli kortej Cam Piramit önünden başladı. Klasik araçlara binen sanatçı ve oyuncuların oluşturduğu kortejin başındaki aracı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le birlikte Perihan Savaş, Erkan Can ve Mustafa Alobar'a bindi. Yol boyunca bekleyenlere sanatçılar tarafından çiçekler verildi. Ben ve bütün arkadaşlarım çok mutluyuz. Türk sineması çok önemli bir sinemadır. Bu bayramımız bizim Türk sineması olarak. Sanatçılarla izleyicilerin bir arada olması çok onur verici bir şey. Antalya halkı muhteşem, bu anı bekliyormuş sanki. Çok eğleniyoruz, güzel yani. Ya festivalleri çok seviyorum. Festivaller gerçekten bizim buluşma yerlerimiz. Ya çok mutluyuz, çok keyifli bir organizasyon. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Umarım her şey güzel geçecek. Antalya halkına selamlar. Kortej 100. yıl Güllük, Atatürk ve Işıklar caddelerini takiben Karaalioğlu Parkı içinde eski belediye binası önünde sona erdi. 2 yılın ardından yeniden yapılan kortej renkli görüntülere sahne oldu. Önümüzdeki saatlerde de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılışı gerçekleşecek. Muhabir arkadaşımız İrem Kocada festival alanında. İrem, orada atmosfer nasıl, notlarını dinleyelim. İyi yayınlar İrem Güneybaz. Senin de söylediğin gibi 2 yılın ardından pandeminin gölgesi kalktı. 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali geleneksel kortejle başladı. Geleneksel kortej harika görüntülere sahne oldu. Birbirinden ünlü sanatçılar Cam Piramit'in önünde klasik otomobillerine binerek halkı selamladı. Halka karanfiller dağıttı. Muhteşem görüntüler vardı. Birbirinden ünlü sanatçılar vardı söylediğim gibi. Bu akşam festivalin açılış töreni gerçekleşecek Antalya Kapalı Spor Salonu'ndayız biz de. Aslında şu anda içeride festivalin son hazırlıkları yapılıyor. Festivalin açılışını Yekta Kopan ve Nefise Karatay sunuculuğunu yapacak. İçeride son hazırlıklar yapılıyor. Dediğim gibi bu akşam Perihan Savaş ve Erkan Can'a onur ödülleri takdim edilecek. Zerrin Tekin'e ise başarı ödülü verilecek. Çok güzel bir atmosfer var içeride. Akşam sizinle detayları paylaşmak için burada takipte olacağız bizler de. Bu festivale 265 ulusal yarışmalara 265 yapım katıldı. Edebiyat uyarlaması, senaryo yarışması bu festivalde ilk kez yapılıyor. 77 film katıldı. Antalya Film Forumu'na ise 206 proje başvurdu. Bu akşam edebiyat uyarlaması senaryo yarışmalarında aslında kazananları açıklanacak. Ödülleri, sahiplerini bulacak. Toplamda 840.000 TL ödül verilecek. Festivalini takip ediyor olacağız. 8 Ekim'de son bulacak. Filmler öğrenci için 3 TL, tam biletler 5 TL olarak bütün sinema severlerle çok kolay bir şekilde buluşabilecek diyelim. İrem Güneybaz, detayları yine burada takip ediyor olacağız. Sözü yeniden merkeze bırakalım. Birlikte dinledik. Teşekkürler İrem ve haber turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz.